Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli amin. Bi hurmeti seyyidil mursalin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bir mübarek kelime Hazreti Muhammed Mustafa aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek bir hadisini vaktimiz ve sıhhatimiz kadar açıklamak suretiyle zamanımızı değerlendirmeye çalışacağız. Üzerinize afiyet, şiddetli bir grip altındayım. Artık sesimizin çıktığı kadar, nefesimizin çıktığı kadar idare edeceğiz. Her şeyden evvel kelimeler ve bu kelimelerin ifade ettiği manalar üzerinde Allah ve Resulünün kastettiği mana esas alınmazsa çok büyük yanlışlıklara düşülüyor. Bizim için, yani Müslümanlar için elbette ki kelimelerden, mefhumlardan, beyanlardan, konuşmalardan, cümlelerden asıl olan Allah ve Resulünün kastettiği manalardır. Müslüman için esas olan budur. Onun için temelde açıklamalar, tefsirler, yorumlar, görüşler, izahlar Rabbimizin kitabına, Resul-i Zişan Efendimizin de sünnetine uygun olduğu müddetçe bu açıklamaların, bu manaların, kelimelerin değeri vardır ve itimat edilecektir. Uygun değilse, uygun olmamışsa elbette ki itimat edilmeyecek ve kabul edilmeyecektir. Ancak bunun da yine en zor tarafı kelimelerin, manaların, mefhumların Kur'an'da ve sünnette nasıl cereyan ettiğini bilmek lazım. Şer'i manalarını, örfi manalarını, Kur'an'da kastedilen manalarını, sünnette kastedilen manalarını bilmek lazım ki uygun olup olmadığı anlaşılsın ve ona göre neticeye gidilsin. Cemaat-i Müslümin'in böyle bir eğitimden geçmesi, temel meselelerde, kelimelerde, mefhumlarda böyle bir talimata gitmesi icap eder. Bu da yine Müslümanların çok zor halledebilecekleri, çok sıkıntı çekecekleri bir ciheti teşkil ediyor. Şimdi, bugün üzerinde durayım dediğim kelime, ibadet kelimesi. Kelimeyi gördüğünüz gibi çok kullanıyoruz, çok kitaplarda çok geçiyor, tefsirlerde çok geçiyor, konuşmalarda çok sık geçiyor, ibadet, ibadet, ibadet. Fakat bunun Kur'an'da ve sünnette kesin bir şekilde nasıl anlaşıldığı, nasıl anlaşılması lazım geldiği hususunda köklü bir eğitime tabi olunamadığı için zaman zaman bu kelimenin arkasında bir takım sapıklıklar, bir takım yanlışlıklar, bir takım akıl almaz hatalar işlenmektedir. O halde bu mübarek kelimenin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok ehemmiyetli bir hadisini bugün mümkün mertebe anlaşılır şekilde, zihinlerde kalacak şekilde anlatmaya çalışayım. Rabbi Rahim-i Zülcelal'den de anlaşıldığı gibi icabını yerine getirmeyi Rabbimizden niyaz edelim inşallah.
Hadis-i şerif şöyle başlıyor. An Adi ibn Hatim radıyallahu teala an kale eteytün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve fi unuki salibin min zehebin fekale ya adiyyü utrah anke hazel vesem ve semi'tuhu yakra'u fi sureti berae estaizu billah ittehazu ehbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah اَمَا اِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَاكِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا اَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اِسْتَحَلُّوهُ وَاِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَفَكَ حَب۪يبُ اللّٰهِ Adi ibn Hatem adında evvelce Hristiyanken Müslüman olan, hidayete erişen bir sahabi anlatıyor. Malumunuz olduğu üzere Hristiyan insanlar o zamanda Resulullah zamanında da mevcuttu. Fakat fazla değildi. Fazla değildi. Daha çok puta tapanlar, müşrikler fazlaydı. Ama Hristiyanlar da muhtelif bölgelerde hayli yoğunluktaydı, çoğunluktaydı. İşte bunlardan birisi de Adi ibn Hatem, Hristiyan Araplardan birisi. Fakat Rabbimiz hidayet nasip etmiş, Müslüman olmuş tabi. O anlatıyor şimdi. Eteytün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın huzuruna geldim diyor. Eteytü, geldim. Ben de herkes gibi Resulullah Efendimizin huzuruna çıktım diyor. Fakat öyle bir vaziyette çıkmış ki ve fi unuki salibun min zeheb. Unuk Arapça boyun demek. Boyun. Boynumda yahut boğazımda salibun. Salib malumunuz haç anlamına geliyor. Haç. Boynumda zeheb de altın demek, altından, altın madeninden yapılmış bir haç olduğu halde, artık buna şimdi alyas mı diyorlar, ne diyorlarsa, zincirli bir şekilde, altın zincirle asılan bir haç vardı boynumda diyor. Boynuna böyle kolye gibi bir haç işareti, altın madeninden yapılmış, imal edilmiş bir haçı boynuma takmış olduğum halde, boynumda böyle bir haç bulunduğu halde Allah Resulü'nün huzuruna çıktım diyor. Bakınız. Bakalım Resul-i Zişan Efendimiz nasıl bir tavır takınacak? Nasıl bir davranış gösterecek? Evet. Huzuruna çıkar çıkmaz, demek ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam nazar etmiş, bakmış tabii karşısına gelen, huzuruna gelen Adi ibn Hatem adındaki bu zata bakmış ve ilk anda boynundaki haçtan olan alyansı görmüş. Altın zincirle boynuna asmış olduğu o haçı, yani salibi görür görmez ya adiyyü utrah anke hazel vesem, ey adi, ismi bu zatın, utrah derhal çıkar, derhal çıkar demiş, anke hazel vesene, bu putu, Arapça el veseni put demek, boynundaki putu derhal çıkar at ey adi şeklinde birdenbire mukabelede bulunmuş Allah'ın Resulü. Daha herhangi bir şey söylemeden, hoş geldin demeden, merhaba demeden, şöyle oldu, böyle oldu demeden, şuraya otur, buraya otur demeden, ilk anda
boynunda gördüğü altından yapılmış olan haç biçimindeki alyansı derhal boynundan çıkar, çıkardığın gibi kaldır at tarzında mübarek böyle ifadelerle derhal müdahale etmiş. Derhal müdahale etmiş ve arkasından da Hazreti Adi diyor ki وَسَمِعْتُهُ يَقْرَعُ فِي سُورَةِ بَرَاءَ böyle söyledikten sonra diyor, beni ikaz ettikten sonra boynundaki bu haçı yahut putu çıkar at dedikten hemen sonra bir de kulağımı verdim ki Tevbe suresinden şu ayetleri okuyor diyor Peygamberimiz. Hemen ayet okumaya başlamış. Okuduğu ayet-i kerimeler de Yahudilerle Hristiyanların davranışlarını ifade ediyor. Ve şöyle buyuruyor Rabbimiz, اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini, yani papazlarını Allah'tan başka Rab edindiler. مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ı bırakıp, Hristiyanlar Allah'ı bırakıp papazları Rab haline getirdiler. Yahudiler de Allah'ı bırakıp hahamlarını Rab edindiler. Şeklinde Kur'an'da geçen, Tevbe suresinde geçen bu mübarek ayetleri okudular. Manası da belli zaten. Hristiyanlar papazlarını, Yahudiler de hahamlarını haşa Allah yerine koydular. Rab edindiler. Böyle söyleyince Hazreti Ali diyor ki اَمَا اِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ Evet ey Allah'ın Resulü, Hristiyanlar papazlarını Allah'tan gayrı Rab edindiler ama onlar papazlara ibadet etmiyorlar. لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ Onlara ibadet ediyor değiller. Onlara ibadet ediyor denmez. Her ne kadar papazlarına, Yahudiler ve hahamlarına bağlıysalar da, onları Rab edinmişlerse de, onları Allah yerine koymuş olsalar dahi, onlara ibadet ediyor değiller. Onlara tapınıyor değiller dedim diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz şu açıklamayı getirdiler. وَلَاكِنَّهُمْ Lakin onlar, yani Yahudilerle Hristiyanlar, Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini, papazlarını nasıl telakki ettiler, nasıl kabullendiler? كَانُوا اِذَا اَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا O papazlar bazı şeyleri onlara helal kıldılar, serbest kıldılar. O Hristiyanlar da istehalluhu, o papazların helal kıldığı şeyleri helal kabul ettiler. Ve izâ harramu aleyhim şeyen, bazı şeyleri de yasakladılar, haram ettiler. Onlar da harramuhu, o papazların yasakladığı, papazların haram ettiği şeyleri haram kabul ettiler. Böyle bir tasarrufta bulunuyorlar. Hristiyan toplumlar, Yahudi toplumlar da bu papazların ve hahamların tasarruflarını aynen kabulleniyorlar. Kabul ediyorlar, doğru kabul ediyorlar, isabetli kabul ediyorlar, normal kabul ediyorlar. İşte Hristiyanların bu tasarrufu uygun kabul etmeleri, normal görmeleri, onların papazlara ibadet etmeleri anlamına gelir diyor Peygamberimiz. İbadet kavramına, ibadet kelimesine daha geniş bir açı getiriyor. İbadet kelimesinin anlaşılması için biraz daha farklı bir izah getiriyor. İzah, açıklama getiriyor Resulullah. Demek ki buradan şu mana çıkıyor. Yeryüzünde, mahlukat üzerinde yaratılmış bulunan bir cümle varlıklar üzerinde
mutlak tasarruf hakkı, dilediği gibi tasarruf etme hakkı Müslümanların itikadına göre Allah'ındır. Celle Celaluhu. Yeryüzünde yaratılmış bulunan mahlukat üzerinde, göklerde, denizlerde, karalarda mutlak tasarruf etme, istediğini helal, istediğini de haram etme hakkı mutlak olarak kimindir? Allah'ındır. Allah-u Teala bu tasarruf hakkını kimseye vermemiştir. Yeryüzünde, gökyüzünde, neyse, eşya üzerinde, madde üzerinde, mahlukat üzerinde dilediği şeyi yasaklamak, dilediği şeyi serbest kılmak, dilediği şeye sınır çizmek ve bütün bunlarla alakalı tasarruf hakkı sadece Hazreti Allah Celle Celaluhu kendi zatına hasretmiş, kendisinden başka böyle bir hakkı kimseye vermemiş. Kimseye vermemiş. Ama Hristiyanlar yahut papalar, papazlar tıpkı Allah-u Teala'nın zatına mahsus olan bu gibi tasarrufların bir kısmını kendileri de kullanmaya kalkışmışlar. Bazı şeyleri haram etmişler, bazı şeyleri helal kılmışlar, cennet üzerinde, cehennem üzerinde tasarruf hakkını kullanmaya kalkmışlar. İşte onların bu tavrına, bu tutumuna Rabbimiz Hristiyanlar rahiplerini, Yahudiler de hahamlarını Allah'ın yerine koymaya, haşa Allah'ın tasarruf hakkını onlarda da görmeye başladılar anlamında Kur'an'da bir ayet gösteriyor. Ve Allah'ın Resulü de bunu bu mana içerisinde açıklamak suretiyle ibadet kelimesine daha geniş bir ufuk getiriyor. Bunu anlamadan yaşadığımız hayatı anlamak mümkün değil. Mesela Allah-u Teala'nın haram kıldığı bir şey, haram. Diyelim ki içki haram edilmiştir. İçkinin haram olduğu Kur'an'la, sünnetle tamamen sabittir. Şimdi kıyamete kadar, yani dünyanın sonuna kadar, yeryüzünde haram edilen bu içkiyi, haram edilen bu içkiyi hiçbir kişi, hiçbir zümre, hiçbir sınıf, hiçbir parlamento, hiçbir konsey, hiçbir hükümdar, hiçbir kral bu içkiyi helal etme hakkına sahip değil. Allah'ın haram ettiği bir şeyi hiç kimse helal edebilir mi? Müslümanların itikadına göre mümkün değil. Domuz eti haramdır. Amenna. Kıyamete kadar da haramlığı devam edecektir. Hiç kimse kalkıp da domuz etini helal hale getiremez. O haramı helala tebdil edemez. Böyle bir hak kimsede yok. Böyle bir selahiyet kimseye verilmemiş. Böyle bir tasarruf kimseye tanınmamış. Ama Hristiyan papazları veya Yahudi hahamları buna benzer hususlarda diledikleri gibi tasarruf etmeye kalkışmışlar. Bazı şeyleri haram etmişler, Allah'ın haram etmediği şeyleri. Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram etmişler, Allah'ın haram kıldığı şeyi de helal etmişler. İşte onların bu tavrına, bu tutumuna ibadet kelimesi dahilinde mana veriyor. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarına tapıyorlardı. Onlar Allah'ı bırakıp papazlarına tapınıyorlardı şeklinde Kur'an bu manayı bize işaret ediyor. Onların bu tavrının, bu tutumunun ibadet kavramının içinde yer aldığını gösteriyor. Şimdi açıyı daha fazla genişletmek suretiyle yeryüzünde buna benzer tasarrufları, Allah'ın haram ettiği şeyleri helal etmeye kalkışan, Allah'ın helal ettiği şeyleri de haram etmeye kalkışan kimseler yahut kuruluşlar yahut güçler, kuvvetler, her kimse
böyle bir harekete girişmeleri halinde ve insanlar da bunların bu tasarruflarını kabul etmeye başladıkları takdirde Allah'ı bırakıp o gibi kişilere kapındıklarını ortaya koymuş olurlar. Allah'ı bırakıp onlara ibadet ediyormuş gibi bir hale düşerler ve bunun da tabi arkasında korkunç bir azab-ı ilahi tecelli eder. Yeryüzünde, eşya üzerinde, madde üzerinde, mahlukat üzerinde Allah'tan başka mutlak olarak tasarruf etme hakkı kimseye tanınmamıştır. Niye tanınmamış? Çünkü Hazreti Allah Celle Celaluhu kevn-ü mekanın, bütün maddelerin, bütün elementlerin, bütün atomların, bütün moleküllerin, bütün meleklerin, bütün mahlukatın yaratıcısı olmak haysiyetiyledir. Yaratıcı olduğu için dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Yaratıcı olması sebebiyle böyle bir güce, böyle bir tasarrufa sahiptir. Onun dışında yaratılmış olduktan sonra hiçbir insanın diğer insanlar üzerinde tahakküm etme hakkı yoktur. Hiçbir grubun diğer grup üzerinde mutlak hakimiyet hakkı yoktur. Çünkü o da yaratılmıştır, o da yaratılmıştır. Yaratılmış olanların yine yaratılmış olanlar üzerinde ne hakkı olabilir? Ne hakimiyeti olabilir? Ne mutlak tasarruf olabilir? Mutlak hakimiyet, mutlak tasarruf yaratıcı olan Allah'a mahsustur. Çünkü yaratma özelliği bunu gerektirmektedir. Mesela Cenab-ı Hak kadınları yaratmıştır. Amenna. Yaratıcı olmak haysiyetiyle kadınlar üzerinde, ama tabii Müslüman olan kadınlar üzerinde bir tasarruf getiriyor. Müslüman olan kadınlar. Müslüman değillerse zaten böyle bir tasarrufa, böyle bir teklife muhatap kabul etmiyor Rabbimiz. Ama erginlik çağına girdikten sonra kelime-i şehadeti getirip yahut kelime-i tevhidi getirip iman ettikten sonra, Müslüman olduktan sonra böyle Müslüman olan bir kadına Rabbimiz bir teklif getiriyor. Ve o kadının üzerinde bir tasarruf hakkı koyuyor. Ne diyor? Örtüneceksin diyor. Bir kadının amcası değilse, yani bunların dışında yabancı erkekler ise, o erkeklerin bulunduğu yerde tepeden tırnağa örtüneceksin diyor Müslüman kadına Cenab-ı Hak. Böyle bir tasarruf hakkı getiriyor. Bu hak Allah'ındır Celle Celaluhu. Niye böyle bir tasarruf istiyor? Ben senin yaratıcınım diyor. Seni yarattım. Yoktan var ettim. Seni halk ettim. Seni icat ettim. Senin üzerinde sen de bana iman ettin. Beni Allah tanıdın. Rabbül Alemin. O halde senin bana iman etmiş olman, benim de seni yaratmış olmam sonucunda bir netice hasıl oldu. Sana örtünme emrini teklif ediyorum. Örtünme emrine muhatap kabul ediyorum diyor Rabbimiz. İşte mesele bitmiştir. Artık açılıp saçılmak haramdır. Örtünmek farzdır, açılıp saçılmak haramdır. Hiçbir parlamento, hiçbir konsey, hiçbir heyet, hiçbir kurul Allah'ın haram kıldığı açık saçıklığı serbest hale getiremez. Helaldir diyemez, serbestsiniz diyemez. Allah'ın bu yasağını kaldırdım diyemez. Allah'ın bu yasağı Arabistan'a mahsustur. Orası çok sıcak olduğu için kadınlar yanmasın diye o zaman böyle bir hüküm getirilmiş. Şimdi ise buna lüzum yok. Allah o zamanları bilmiş, bu zamanları bilmemiş. Böyle tasarruf kabul etmem dese, böyle bir kimse, mümin ise o andan itibaren dinden çıkar, imandan çıkar. Allah'ın bu tasarruf hakkını reddetmiş olur. Ve dolayısıyla Allah'ın bu hükmünü kaldırmaya kalkışan kişilere, kurumlara, heyetlere alaka gösteren, onlara itaat eden, onlara boyun büken, onların yaptığı bu işleri isabetli kabul eden, normal gören insanlar işte Allah'ı bırakıp
bu kişilere ibadet etmiş olurlar. İbadet kelimesi bakın nereye kadar uzadı şimdi. Sadece namaz kılmak için ibadet, bizim aklımıza ibadet deyince abdest alıp namaz kılmak hemen geliyor. Namaz kılma hali akla geliyor, abdest alma hali akla geliyor, oruç tutma hali. Hayır! Allah-u Teala'nın yasakladığı şeyleri helal kılmaya çalışan, helal kıldığı şeyleri de haram yapmaya çalışan, bütün tasarrufların sahiplerine eğer itaat ediliyorsa, riayet ediliyorsa, onlara boyun bükülüyorsa, onlara evet deniyorsa, isabetli yaptınız deniyorsa, bunu yapan insanlar onlara ibadet ediyorlar anlamında, onlara ibadet ediyor kavramına dahil oluyorlar. Onun için bu noktaya çok dikkat etmek lazım. Haramlara ve helallara çok dikkat etmek lazım. Fakat öyle bir zamandayız ki mümin kardeşlerim, öyle bir asırda, öyle bir devirdeyiz ki hakikaten neredeyse haram olan şeyler tümüyle helal olmak durumunda, helal olan şeyler de tamamen haram olmak durumuna, yani tersine dönmüş bir duruma gelmiştir. Hatta eğer bu akıntı, bu felaket, bu musibet, bu sorumsuzluk, bu eğitimsizlik, İslam'dan uzaklaşma hareketi birkaç yıl daha devam ederse adeta örtünmek suç olacak. Kadınların örtünmesi neredeyse toplum nazarında suçlanmaya, kötülenmeye, hakaret edilmeye müsait bir hale gelecek. Avrupa bunu normalleştirdi. Avrupa'da, bahusus Doğu Avrupa'da, Polonya'da, Romanya'da kendileri ifade ediyorlar. İsteyen kadın istediği erkeği alıyor, kocasının bulunduğu eve gidiyor, kocası hiçbir ses çıkaramıyor, istediği erkekle sabaha kadar o evde cinsel ilişkide bulunabiliyor. Bunu gayet normal kabul ediyorlar. Doğan çocuğun babası belli olmuyor. Şu anda gerek Avrupa'da, gerekse Amerika'da dünyaya gelen çocuğun, dünyaya gelen çocukların %70'i, yani 100 çocuğun 70'inin babası belli değil. Cinsel özgürlük tanımışlar. Dileyen kadın dilediği erkeklerle istediği gibi hareket edebiliyor. İstediği gibi, çok affedersiniz, yatıp kalkabiliyor. Flört yapabiliyor. Seks yapabiliyor, eğlence yapabiliyor, istediği yerde sabahlara kadar beraber kalabiliyorlar. E sonra da kaç erkekle yatıp kalktığını bilmediği için doğan çocuğun babası kesinlikle belli olmuyor. Nesiller bozuluyor, zürriyetler bozuluyor ve dolayısıyla toplumlar dejenere edilmiş, sapıkla sürüklenmiş oluyor. İnsanlığın cevheri yok ediliyor, insanlığın haysiyeti yok ediliyor. Cenab-ı Hak bu hususlarda muazzam sınırlar koymuş. Mesela bakınız, kocası ölen bir kadın, olur ya, kocası ölmüştür. Nikahlı bulunduğu kocası ölen kadın 4 ay 10 gün hiç kimseyle evlenemez. Rabbimiz yasaklamıştır. Kocası öldü mü bir kadın, evinde 4 ay 10 gün bekleyecek, ne kadar nasiplisi çıkarsa çıksın evlenmeyecek, evlenemeyecektir, yasaklamıştır. Bunu helal kılamazsınız. Bu yasağı kaldıramazsınız. Bu yasağı koyan Hazreti Allah'tır. Bunu hiçbir kanun adamı serbest yapamaz. Bunu hiçbir parlamento serbest yapamaz. Mümkün değil. Ve bu tasarrufu yapamaz. Yapılırsa bu dinlenmez, itaat edilmez. Edilmiş olursa işte tapınma olur, ibadet etme olur. 4 ay 10 gün ayet-i kerime öyle diyor. Erbaate eşhurin ve aşra, 4 ay 10 gün bekleyeceksin ey kocası ölmüş kadın. Evlenemesin. 4 ay 10 gün beklemeden evlenen kadın zina etmiş olur. Niye? Niye bu kadın beklesin 4 ay 10 gün kocası öldü diye? Kocası ölür ölmez 3 gün sonra evlense ne olurdu? Kocası ölür ölmez 5 gün sonra
bir nasiplisi çıksaydı da evlenseydi ne olurdu? İşte hadise burada düğümleniyor. Zira kocası ölen kadın 3 gün, 5 gün sonra ya 1 ay sonra neyse evlenmiş olsa, sonra hamile kaldığı belli olsa, aa kadın hamileymiş diye ortaya çıksa, hamile kaldığı karnındaki, rahmindeki çocuğun babası ölmüş olduğu kocasından mıdır, yoksa sonradan hemen evlendiği erkekten midir? Belli olmayacağı için 4 ay 10 gün bekleyecek, 130 gün bekleyecek ki hamile olup olmadığı meydana çıksın ki oradaki çocuğun babası belli olsun. Belli olsun. Zaten hamile bir kadın da evlenemez, çocuğu doğuruncaya kadar hiçbir erkeğe gidemez. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Süt kardeşliği, mesela bir çocuk bir kadından süt emmişse, Cenab-ı Hak burada bir tasarruf getiriyor, diyor ki, süt emen çocuk, süt emdiği kadının hiçbir erkekse emen, süt emdiği kadının kızlarıyla evlenemez. Süt emen çocuk kız ise, onu emziren kadının erkekleriyle asla evlenemez. Süt kardeş olurlar. Bunu kimse kaldıramaz bu tasarrufu. Bunu kimse helal edemez. Çünkü yaratıcı Allah olduğu için, sütün de yaratıcısı, kanın da yaratıcısı, insanların bedenlerini, ruhlarını dengeleyen, yaratan, planlayan Hazreti Allah olduğu için bu hususlarda sınır koyma, hüküm koyma hakkı yalnız Allah'a mahsustur. Ama şimdi biliyorsunuz, İsviçre'den alınmış bulunan medeni kanunla, medeni kelimesini kullanarak almışlar, İsviçre'den alınan medeni kanunla süt kardeşliği kaldırılmış ve isteyen kişi istediği şekilde sütünü emdiği kadının kızıyla evlenmesi serbest hale gelmiştir. Şu anda öyle. Halbuki İslam alimleri kıyamete kadar süt kardeşliğin, süt kardeşlerinin evlenmesini kıyamete kadar haram telakki etmişlerdir. Kur'an'la sabittir. Hiç kimse süt kardeşiyle evlenemez. Evlenirse ne olur? Doğan çocuklar mutlak sakat olur. Şimdi dikkat buyurun, evliliklerde meydana gelen doğumlarda bazı sakatlıklar zuhur ediyor. Şimdi tutmuşlar, gerek televizyon aracılığıyla, gerekse radyo aracılığıyla, bir takım yayınlarla, aman akraba ile evlenmeyin, doğan çocuklar sakat oluyor diyor. Halbuki dini kaynaklara bakın, süt emen çocuklar birbiriyle evlenirse çocukları mutlaka sakat olur. Bunu söylemiyorlar. Süt kardeşiyle evlenmeyi serbest bırakmışlar, doğan çocuklar buradan sakat oluyor, süt çatışması var, aynı minerali, aynı özelliği beraber almış oluyorlar, evlenince doğan çocuklar sakat oluyor, süt kardeşliğinden meydana gelen sakatlığı söylemiyorlar, akraba evliliğine sataşıyorlar. Hiç alakası yok. Akraba ile evlenmenin hiçbir vebali günahı yok. Akraba ile evliliği Allah yasaklamamıştır. Bir kimse amcasının kızını alabilir, dayısının kızını alabilir. Ne günahtır, ne haramdır, ne mekruhse değildir. Ama süt kardeşiyle evlenemez, ebedi haramdır. Bu haramı helal hale çevirmişler, öbür taraftan akraba evliliğine savaş açmışlar. Akraba evliliği haram değil ki, günah değil ki. Süt kardeşten evlenmesi haramdır. Tam tersine. Bunu kimse dikkate almıyor. Aynı şekilde Allah-u Teala Müslüman bir kızı, Müslüman bir kadını gayrimüslim bir erkekle nikahlanması yasaklamıştır. Hiçbir Müslüman kız veya kadın gayrimüslim bir erkeğin nikah altına gidemez. Yahudi ile evlenemez. Hristiyanla evlenemez. Amerikalı ile evlenemez. Fransızla evlenemez. Hristiyan olduğu müddetçe. Müslüman olursa amenna, bir şey denmez. Ama Hristiyan olduğu halde o Hristiyan erkekle hiçbir Müslüman kadın evlenemez. Ama İsviçre'den alınan medeni kanunla Allah'ın bu hükmünü de kaldırmışlar, helal kılmışlar.
Şimdi isteyen, Türkiye'den isteyen bir kadın, istediği gibi ben Müslümanım dediği halde, Müslüman olduğunu söylediği halde, Amerikalı Beyhut'la evlenebiliyor, Amerikalı Çavuş'la evlenebiliyor ve Allah'ın bu sınırını ve hükmünü çatır çatır çiğniyor. Bütün bu hadiseler işte Allah'ı bırakıp başkalarına tapınma anlamına geliyor. Allah'ın koyduğu yasakları kaldırmaya, Allah'ın serbest kıldığı şeyleri yasaklamaya hiç kimsenin hakkı ve selahiyeti olmadığını Müslümanların bilmesi lazım. Onun için bu hadis-i şerif çok önemli bir noktada tecelli ediyor. İttakazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da papazlarını haşa Allah yerine koydular. Allah gibi helalları haram etmeye, haramları helal etmeye kalkıştılar. Hristiyanlar da papazların bu işlerini normal görmeye başladılar. Onlara tapınmaya başladılar diyor Rabbimiz. Bugünkü toplumları da bu açıdan değerlendirmek mümkündür. Bu açıdan görmek mümkündür. Öyle haramlar, günahlar, isyanlar o kadar normal görülmeye başladı ki, o kadar çoğalmaya, o kadar yayılmaya başladı ki, artık çocuklarımız, nesillerimiz, yavrularımız bu vaziyeti, bu gidişatı normal görmeye başladılar. Ayıplanacak bir tarafı olmadığını söylemeye başlayacaklar neredeyse. Buna imkan yok. İnanmış bir Müslümanın Allah'ın koyduğu hükümlerin çiğnendiğini görmesi halinde nasıl gayrete gelmez, nasıl imanı depreşmez, nasıl hassasiyet göstermez, nasıl alışkanlık kesmedebilir, nasıl dini bir heyecana kapılmaz? Buna imkan yok. Çünkü bakın, Allah Resulü huzuruna çıkan, huzuruna gelen Adi İbni Hatim'in boynunda haçı görür görmez, ya adiyyü ıtrah anke hezel vesen, boynundaki şu haçı, boynundaki şu putu kaldır at diyerek derhal müdahale ediyor. Müdahale ediyor. Uygun görmek mümkün değil, normal görmek mümkün değil. Ama biz neredeyse haramları, günahları normal görmeye başlayacağız. Sanki bu işin normal hali buymuş gibi. Bakıyorsunuz zaman zaman söylediğimiz gibi, Cenab-ı Hak bol miktarda karpuz ihsan ediyor, bol ürün veriyor, karpuz ürünü veriyor, kiraz üzünü veriyor, kayısı ürünü veriyor, arkasından derhal o bölgenin belediye başkanı, o bölgenin üreticileri, o bölgenin yöneticileri derhal bir festival düzenleyerek karpuz güzeli, kayısı güzeli, kiraz güzeli adı altında çıplak kızları sergilemeye kalkışıyorlar. Allah'ın verdiği nimetlere karşı isyanı teklif ediyorlar. Haramı teklif ediyorlar, adına festival diyorlar, bilmem ne bayramı diyorlar, bilmem ne güzeli diyerek verilen bu nimete karşı şükür etmek yerine küfür etmeye kalkıyorlar. Ve bunu toplum göre göre alışıyor, biz de yapalım diyor, biz de edelim, normalmiş, bundan iyisi de olmazmış diyerek malını tanıtmak için, bölgesini tanıtmak için, beldesini tanıtmak için çıplak kadınları bir vasıta edinmeye çalışıyor. Ya bunu da görmek, normal görmeye başlıyor. İşte aziz müminler, bütün bu davranışların, bu hareketlerin temelinde Allah'ı bırakıp başkalarına tapınma temayülü vardır. Hazreti Allah'ı bırakıp, onun kulluğundan çıkıp, başkalarının kulluğuna, başkalarının hakimiyetine, başkalarının tasarrufuna boyun bükme olayı başlıyor ki, bu da ayrı bir ubudiyet anlamı taşıyor. Allah'ı bırakıp başkalarına tapınma musibetini getiriyor. Bu mübarek hadis-i şerif hakikaten çok geniş, çok şumullü, çok etraflı. Üzerinde ne kadar durulsa azdır. Fakat dediğim gibi zamanımız sınırlı. Rahatsızlığımız da var. Ve dolayısıyla sadece sathi bir mana içerisinde hadis-i şerifin bir izahı yapılmış oldu. Daha geniş açıklamaları, daha geniş tefsirleri var, daha geniş yorumları var. Bunları da inşallah bir başka münasebetle, bir başka bahiste açıklama fırsatını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bütün davamız, bütün düşüncemiz Müslümanların hassasiyetini kaybetmemesidir. Bütün dünya dalalete gidebilir.
bütün beşeriyet sapıtabilir. Ama kainatın nuru olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e iman eden Müslümanlar sapıtmaması lazım. O nurun aydınlığında yürüyenler, o ışığın peşinde gidenler, kevn-i mekanı aydınlatmaya muktedir bir kudretin ümmeti olanlar asla sapıtmamaları lazım, yoldan çıkmaması lazım ve bir an için kendisini onun ümmeti olduğunu şuuruyla çekip çevirmesi lazım. İşte günde 5 defa okunan ezan-ı Muhammed'in sebebi budur. Kim nereye giderse gitsin, kim nasıl sapıtırsa sapıtsın, sen günde 5 defa okunan ezan-ı Muhammed'i ile eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor musun, demiyor musun? Şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diyorsun. Resul demek Allah'ın insanlara gönderdiği elçi demektir. Ona bakacaksın. Zaman ne olursa olsun, zamanın şartları, zamanın fesadı, zamanın fitnesi ne olursa olsun peygambere iman eden insanların sapıtması mümkün değil. Peygambere iman eden insanların yoldan çıkması mümkün değil. Çünkü doğru yolun, hak yolun başında Hazreti Muhammed Mustafa var. Ona bakacaksın, ona bakarak hizaya geleceksin. Sapıtmak mümkün değil. İşte bütün mesele bu noktadan hareket ederek toplumun içinde erimeden, çürümeden, bozulmadan son nefesimizi kelime-i şehadet ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu şehadetle ruhumuzu Mevlamıza teslim etmek gibi mutlu bir neticeye ulaşma gayretini bırakmamamız lazım. Rabbimiz bizi kendi kulluğundan ayırmasın inşallah. Rıza ve rahmetini ikram eylesin. Hak Teala cümlemizi sevdiği kullar sınıfına ilham